Bülent Hocam, önceden çok korkulurdu işte kanser hastası denildiği zaman. Ama şu anda teknolojinin ilerlemesiyle de kanserde tedavi noktasında bayağı başarılı Doğru. sonuçlar alabiliyorsunuz. Şu andaki gelinen nokta nedir peki tiroid kanserlerinde? Şimdi tiroid tümörlerinde hep hastalarda da tabii ya nodülden biyopsi aldık, şöyle çıktı, böyle çıktı deyince insan tabii ister istemez üzülüyor. Ama ben onlara da hep söylüyorum. Tiroidin papiller karsinomu insan öldürmez. Hızla tedavi yapılırsa, iyi şekilde organize edilirse. Onun için bu diğer korkulan kanserler gibi düşünmemek lazım bunu. İyi bir ameliyat, gerekirse ardından atom tedavisiyle çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle cerrahlar için de hastalar için de daha rahatlatıcı yöntemler çıktı. Tiroid ameliyatlarını bir kere hani böyle tek tük yapan değil de daha çok eli bu işe yatkın yani sık yapan cerrahlarla yol almak lazım. Bir kazayla karşılaşmamak adına. Bir de tiroid ameliyatlarında kullanılan sinir monitorizasyonu çıktı yeni teknoloji olarak. Evvelden yapılan tiroid ameliyatlarından sonra bu ses tellerine giden iki tane sinir vardır yandan. Bazen o sinirin abuk yerlerden geçer. Yani ameliyatta fark edilemeyebilir, zedelenebilir, bir zarar görebilir. O zaman hastanın sesinde kısılma olur. Bu da hastaların en çok korktuğu şey, işte örneğin siz spikersiniz, böyle bir şey olduğunu düşünün, mesleki hayatınız zarar görür. Öğretmen ya da herkes konuşuyor sonuçta. Bunun garantiye alınması adına sinir monitorizasyonu kullanılıyor. Benim de sık ameliyatlarda kullandığım bir yöntemdir. Bu özel bir aletle entübe ediliyor hasta. Sinirin olduğu bölgeye yaklaştığınız zaman 1 miliamper, 2 miliamper oraya akım veriliyor ve içeriden o özel kateterle algılanıyor. Yanında da bir monitörü var. Sinire yaklaştığınızda ya da bulduğunuz zaman evet bu sinirdir diye gösteriyorsunuz. Böylece hem siniri korumuş oluyorsunuz, hem hastayı korumuş oluyorsunuz, hem de ben bu ameliyatı hakkıyla yaptığımı sonra da ameliyat bittiğinde rapor olarak da çıkartılıyor. Hekim açısından da koruyucu bir tarafı var. Ama en önemlisi hastanın sağlığını garanti altına almış oluyorsunuz. Ama sinir monitorizasyonu her şeyi %100 garantilemez. Sonuçta mutlaka cerrahın siniri düşünmesi lazım öncelikle. Ona göre o bölgeyi koruması lazım.